F1'i bulalım önce arkadaşlar. F1 2 eksi m. G1'i bulacağız. G2 eksi m'yi bulacağız böylece. Çünkü bileşke fonksiyon demek. Böyle g'nin içine F1'i yaz demek. G2 eksi m'de kök içinde 2 eksi m artı 1 bölü 2 eşittir 3 oldu. Haliyle kök 2 eksi m artı 1 içler dışlardan 6. Kök 2 eksi m eşittir 5. Ve bunun karesini aldığımız zaman 2 eksi m'de 25. Demek ki m eksi 23'müş d şıkkı. 3 birim sola gittiği zaman bir fonksiyon normalde sola doğru gitmek, eksi tarafa doğru gitmek. Ama x'de arkadaşlar tam tersi olduğunu söylüyorduk. fx artı 3 diyeceğiz. 2 birim yukarı gittiğinde haliyle arkadaşlar y değerlerinde artı eksi direkt yukarıysa artı aşağıysa eksi. Bu yüzden fx artı 3 artı 2 e şıkkı olur. Bir çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir. O yüzden arkadaşlar şöyle kıvrılır. Sonra böyle gelir. Sonra böyle gelir. Buna uygun şık hangisi oluyor arkadaşlar bakalım. B şıkkı. Direkt y eksenine göre ayna tutulmuş gibi simetrik olması gerekiyor. Bir parabolün arkadaşlar görüntü kümesi nasıldır? Temsil olarak bir parabol çizdiğimi düşünün bakın. Dip değerden böyle yukarıya kadar yani artı sonsuza kadar bütün değerleri alır y değeri. Haliyle arkadaşlar bunun tepe noktasının apsisi eksi 2. Tepe noktasının ordinatı 4 eksi 8 artı 5'ten 1. Bu parabolün tepe noktası eksi 2'ye artı 1 olduğu için şöyle bir görüntü olacak işte. Y değeri birden sonra bütün değerleri alacağı için D şıkkı olur. Bir sonsuz. Burada F5'i bulmak için X gördüğümüz yere arkadaşlar 1 yazdığımız zaman. Şöyle bakın. F5. 1 ee, yazdığımda 1 bölü 5 eşittir 1 artı 2 f 5 oluyor. Bir de 25 yazayım. Bakın şimdi 25 bölü 5'ten burası 5 olur. Sonra burası 25. 2 f 5 bölü 25'ten 1 bölü 5 oldu. Haliyle f 5'i bilmek istiyorum. Şimdi buna a diyeyim. Buna da b diyeyim değil mi? Tamam sürekli f 1 bölü 5 f 5 demek istemiyorum. b eşittir 1 artı 2 a. Buna A demiştim. A eşittir. 25 artı 2B. Böylece arkadaşlar ben A'yı bulmak istiyorum ya. B gördüğüm yere hemen 1 artı 2A yazarım. A eşittir. 25 artı 2 artı 4A olur. Böylece 27 eşittir. Ee, öbür tarafa atarsak 3A eksi 3A. A buradan eksi 9. Yani F5 eksi 9'muş E şıkkı fx eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi demek fx fonksiyonuyla y eşittir 3 doğrusunu kesiştir demek kesim noktaları 3 tane çıkacak. Bir yanlış örnek göstereyim mesela size. Bakın y eşittir 3 doğrusuyla fonksiyon tek noktada kesişiyor. Olay bu. Haliyle bakın c şıkkına bakarsanız 1, 2, 3 gerçekten y eşittir 3 doğrusu grafiği 3 noktada kesiyor. Mevzumuz budur arkadaşlar. C şıkkı kesim noktasına bakacaksınız doğruyu çizerek. Bileşki fonksiyonun tersini alırken ne yapıyoruz? Bir kere g'nin tersinin tersi kendisi. Yer değiştiriyoruz. g bileşki f'in tersi oluyor. Sonra bileşke g bileşki f'in tersinin tersi yine f'in tersinin tersi kendisi bileşke g'nin tersi. Böyle bir durum oluştu. Bunlar bakın gitti. f'nin bileşkesiyle f tersi gider. Sonra g bileşke g'nin tersi kaldı. Bunlar da gitti. O zaman arkadaşlar bir tek x artı 1 kaldı gördüğünüz gibi. Hx x artı 1'miş. Eksi 2 ile 3 arasında tanımlıymış. Eğer bir doğrusal fonksiyon verilirse direkt arkadaşlar görüntü kümesi için şunu yapma hakkınız var. En küçük değeri koyun yerine eksi 2 artı 1'den eksi 1. Böylece eksi 1 açık aralığı. Sonra bir de 3'ü koyalım. 3 artı 1'den 4. Demek ki fonksiyon eksi 1 kapalı 4 açık aralığında görüntü kümesine sahipmiş. Görüntü kümesinin tam sayı elemanları eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bunlar gider toplamları 5 olur. C şıkkı. Neden peki böyle uç noktaları parabolde falan koyamıyoruz da burada koyuyoruz? Çünkü bir doğru denkleminde arkadaşlar her noktada tanımlı olduğu için ve sürekli artan olduğu için burada ne verirseniz verin sürekli artmaya devam edecektir. Yukarı doğru çıktıkça azalan bir fonksiyon olsa da fark etmez doğru fonksiyonlarına uç noktaları vermek bu yüzden yeterli olur. Ama şöyle bir parabolde uç noktaları verdiğiniz zaman burada arkadaşlar bakın farklı farklı değerler alıp sonra yine aynı değerler alıyor. Anlayamazsınız düşünsenize 3 ile 6 bunların ordinatları aynı olsa derseniz ki aa bak bu fonksiyon tek değer alıyormuş. Oysa ki arada bir sürü değer var o yüzden parabollerde sakın uç noktaları denemeyin x sayısı 3'ten büyük olduğunda arkadaşlar neyi kullanacağız bakın. x kare artı fx eksi 2 yani x kare dediğimiz için 49 artı f5'i. Şimdi f5'i bulmak için de yine 5'ten büyük olduğu için pardon 3'ten büyük olduğu için f5 ne gelecek? 49 artı bak şimdi dikkat edin. 5'in karesi 25 artı f3. f3 için 3'ten küçük ya da eşitse bunu kullan diyor. 3 çarpı 2'den 6 oldu. Haliyle 49, 25 daha 74, 6 daha 80 geldi. Cevap D şıkkı. Y eksenine göre simetrik bir fonksiyon çift fonksiyondur. Yine x eksenine pardon orijine göre simetrik olduğu için bu arkadaşlar ikincisi. Bu da tek fonksiyondur. Siz bir çift fonksiyonla tek fonksiyonu çarptığınız zaman tek fonksiyonu elde edersiniz. Basit bir örnek göstereyim. Y eşittir x kare ile y eşittir x küp. Bunları çarpsanız x üzeri 5 e elde edersiniz arkadaşlar. Bunun gibi düşünün. Bu yüzden tek fonksiyon olacaktır. F artı mutlak gx çift fonksiyondur demiş. Bakalım. Şimdi mutlak gx demek arkadaşlar. Ne demekti hatırlayın bakalım. Grafiğin x ekseninin altındaki kısmı yukarı kaldırıyoruz. Yani artık şu maviyle taradığım kısım gitti. Üstteki kısım oldu. E bu, bu yanda çift fonksiyona döndü. İki tane çift fonksiyonun toplamı tabii ki dereceleri çift olduğu için yine çift fonksiyon olacaktır. Y eşittir fx 2 tek fonksiyon mudur bakalım. X 2 demek bunu iki birim sağa gönder demek böyle bir grafik. E arkadaşlar bu şimdi orijine göre simetrik mi? Yok. Y eksenine göre simetrik mi? Hayır. Bütün vasıflarını yitirdi. Ne tek ne çift oldu. 1, 2. Orijine göre simetrik olduğunu anlamak için size pratik bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim bir fonksiyon var. Aynı bu soru gibi. Sadece bir bölgesindekinin simetriğini alın. Tamam mı? Mesela şunun simetriğini alın. Önce y eksenine göre simetriğini alın. Sonra da x eksenine göre simetriğini alın. İkinci parçayla örtüşüyorsa bu tek fonksiyondur. Önce y'ye göre sonra x'e veya isterseniz önce x'e sonra y'ye göre simetri alın. Eğer orijine göre simetriyi anlayamıyorsanız. F0, y eksenini kestiği nokta 8. F-2'yi nasıl anlayacağız? Sabit fonksiyon bakın. Eksi 4 ile 0 aralığında. O yüzden bu da 8 arkadaşlar. F-5'e geldiğiniz zaman orta taban yapabilirsiniz. Eksi 5 tam eksi 6 ile eksi 4'ün ortasında değil mi? Orta taban gereği. Burası 8 birim olduğu için arkadaşlar tam yarısıdır 4 birim olacaktır. F-8'e geldiğimiz zaman... Bu da gördüğünüz gibi tam eksi 6 ile eksi 10'un arasında. F eksi 10 normalde 6 orta tabandan dolayı f eksi 8 de 3'tür. Topladığımızda 16 4 daha 20 3 daha 23 D şıkkı. Baş kat sayısı negatif sabit derin pozitif olan 3. dereceden bir polinom fonksiyondur. Demek ki x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini pozitif tarafta kesiyor. Bir de arkadaşlar baş kat sayısı negatif olduğu için şunu görmeniz gerekecek. Fonksiyon e, grafikte böyle diyelim en son x eksenini bir yerde kesiyor. Aşağı doğru gitmesi lazım. Baş kat sayısı negatif olanlar arkadaşlar gittikçe eksi sonsuza yaklaşırlar. Bu yüzden buna uygun cevap arayacağız şimdi. Bir kere dediğim gibi b şıkkı olmaz. Çünkü bakın grafik artı sonsuza yaklaşıyor. Gittikçe artı sonsuza doğru gidiyor değerler gördüğünüz gibi. Büyümemesi lazım. Eksiye doğru küçülmesi lazım. D şıkkı yine patlar. E şıkkı yine patlar arkadaşlar. Şimdi gelelim e, A mı C mi? Ne demiştik? Y eksenini pozitif tarafta kesmeli. O zaman bu. Gerçekten bakın X eksenini 1, 2, 3 noktada kesebilir. Doğru. Bazen 3. derece olduğu halde 3 noktada kesmeyebilir. O da bir ihtimaldir arkadaşlar. Bu şekilde C şıkkındaki kısım doğru olabilir. Kesinlikle doğru olacak diye bir şey yok. Bakın eksi sonsuza doğru gidiyor grafik. Bu arada şu aklınıza gelebilir. Gerçekten nasıl oluyor 3. dereceden olduğu halde x eksenini 3 noktada kesmeyen? En basit örneğini söyleyeyim. Y eşittir x küp grafiği arkadaşlar. Bakın grafiği sadece bir noktada delip geçiyor ama 3. dereceden bir fonksiyon.